Biraz hızlanalım ve konumuza giriş yapalım. Hocam, kısmet açmayla ilgili, evlilikle ilgili sorular var. Hem Instagram'dan hem video sorularımız var. İsterseniz video sorularla başlayalım. Bakalım Tabii. izleyicilerimiz neler sormuşlar. Görelim. Hocam kısmetimi bağlamışlar. Nasıl kısmetimi açabilirim? Gelip görmeye ya da üstüme söyleyenler vazgeçiyor. Hem ailesinin hem de kendisinin gözünde kararıyorum. Nasıl kusursuz görünebilirim? Kısmetimi Allah nasıl Allah. açabilirim? Ne olursunuz bana yardım edin hocam. Bu sorulardan birisi hocam, izleyicimizin sorusu, başkalarının gözüne, daha doğrusu evleneceğim şahısların, kişilerin gözünde kararıyorum, yani kötü duruma düşüyorum. Bunu nasıl atlatabilirim diye soruyor. Kusur buluyorlar demek istiyor sürekli bende. Başka bir video sorumuz daha var. Onu da izleyelim, görelim. Selamun aleyküm hocam. Benim oğlum Aleykümselam. 44 yaşında. Hiçbir yerden nasip olup da kız bulamıyoruz. Ne yapmamız gerekir, ne dua yapmamız gerekir. Tamam. Ellerinden öperim hoca. Sizi her Sağ olun. zaman izliyoruz. Bir video sorumuz daha var konuyla ilgili. Onu da görelim. Hocam selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hocam bir kızımız var. Namazını kılar, Kur'an-ı Kerim'ini okur. Ama bir düzgün yerden bir kısmeti çıkmadı hocam. Bir kısmet duası yapar mısın ona? Evet. Şimdi bunlar video sorular. Çok var da birkaç da Instagram sorusu var konuyla alakalı ilgili. Onları da soralım. Sevgi Hanım sormuş Instagram'dan. 28 yaşındayım, bir türlü evlenemiyorum. Kısmetim kapalı herhalde. Karşıma kimse çıkmıyor. Kısmetimi açmak için hocam bir dua tavsiye eder mi? Kübra Hanım da soruyor. O da şöyle: Muhsin Bey, hocamıza evlilikle ilgili soru sormuştu. Ben de şunu söylemek istiyorum. Evlenmek istiyorum fakat istediğim özellikle kişiyi bulamıyorum. İnançlı, dürüst, sözünün eri, çalışkan, eğitimli, temiz, saygılı, pinti olmayan, israfı da olmayan, helal ve harama dikkat eden, sigara içki içmeyen gibi gibi gibi. Böyle de olunca bulunmuyor demiş izleyicimiz. Hocam bu konuda neler söyler? Yeşim Hanım'ın sorusu var. Lütfen biz bekarlara da dua edelim inşallah hocam. Bekarlara baskı da çok. Ben de 37 yaşındayım, bekarım. Şimdi bazı erkekler sevgilim, aşkım diyor, gezmeye götürüyor ama evlilik yok. Olur mu öyle şey? Seven alır evlenir. Gezmeye ne gerek var? Sonra konu başka yere gidiyor ve kul hakkı oluyor. Yanlış mı düşünüyorum hocam? Efendim, bir kere bakın, evlenmek nedir? Yani farz, vacip, sünnet, müstahap, haram, mekruh, mefsit, mübah. Bu mükellefin görevleri sekizdir. Bu sekizden hangisine girer? Yani evlenme hangisine girer? Bazen vacip olur, bazen sünnet olur, bazen mekruh olur. Yani eğer evlenmediği takdirde harama gidecekse o kişinin derhal evlenmesi vacip olur. Yok, harama gitmeyecek, şartlar normal. Onun evlenmesi de sünnettir. Sevgili Peygamberimiz, nikah benim sünnetimdir. Ondan yüz çeviren benden yüz çevirmiştir buyuruyor. Evlendiği takdirde hanımı aç koyacak, sefil edecek veya zulmedecek. Bu kişinin evlenmesi de mekruhtur. Ha, demek ki mükellefin görevlerinden bunları bir kere sıraladıktan sonra biraz ikinci burada sual soran hanımefendi bir hayli şartlar. Hocam Muhsin Bey, neler saydı? o şartları bir daha lütfen Hocam diyor bakın. ki, evlenmek istiyorum fakat istediğim özellikle kişiyi bulamıyorum. İnançlı, dürüst, sözünün eri, çalışkan, eğitimli, temiz, saygılı, pinti olmayan ama israfı da olmayan, helal harama dikkat eden, sigara içki içmeyen gibi gibi devam ediyor kriterler. Yani ben Evlilik de böyle kriterleri. bir espriyle buna bir cevap vereyim. Bakın, vaktiyle Kayseri'nin bir yaşlı müftüsü var. Bir delikanlı geliyor. Hocam, tahsili ilim için Kayseri'ye geldim. Aferin oğlum, aferin. Biz de yardımcı olalım. Hocam, delalet buyurursanız teehhül de etmek istiyorum. Yani evlenmek istiyorum. Aferin oğlum, inşallah, inşallah. Hocam, ama bulacağın kız da zekatlık cinsinden olmasın. Tabii oğlum, tabii, peki. Hocam, bulacağın kızın biraz
emlaki de olsa, yani bir dükkanı, bağı filan da olsa iyi olur. Müftü Efendi böyle inşallah maşallah diyor ama nasılsa o gün oğlu da yanındaymış. Oğlunun sabrı bitiyor. Yahu sen ne konuşuyorsun diyor. Öyle birini bulsak babam da talip, ben de talibim diyor. Yani şimdi bakın, yani böyle bir kız düşünüyorum, birisi öyle. Benim aradığım kız, hayalimdeki kız sensin diyor. Kızın cevabı, ama benim hayalimdeki sen değilsin diyor. Benim hayalimdeki sen değilsin. O yüzden yani bu şartları çoğaltmak doğru değil. Bir asgari şartlar olmalı. İmanı var mı? Sağlıklı mı? Aklı başında mı? Bitti öyleyse. Ben daha şu da olsun, şu da olsun dersem işte o zaman bu iş güçleşiyor. Kimse mükemmel değil ki hocam. Ben mükemmel miyim? Ben karşımdakinin mükemmel, hiç kusursuz olmasını istiyorum. Ama ben kusursuz muyum? Ben kendimdekini görmüyorum. Karşıdakini, senin iyi, şunlar müspet ama şunlar da menfi. Ya öyle olmamalı. Öyle olmamalı ya. Evet. Asgari şartlar varsa ona peki demeli. Hocam devam edin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.